bizden kullanıyoruz ama siz başka bir oran kullanıyorsunuz muhtemelen. Onun dışında 4 senedir bu okuldayım. Muhtemelen Mart bayı ve Kasım yolu yerlerde çalışmaya yapılır. Biz var. Biraz daha orta ölçek, küçük ölçek bir yerlere gönderiyoruz o yüzden. Aslında bizim için sorun değil. Aslında her şeyi öğretiyoruz. Teknik lise mezunu, üniversite mezunu. 4 senedir de ilk görevim burası. 4 senedir de bunu çalışıyorum. Bir kanalda çıkacak mı? Grafik öğrencilerimiz şu an zaten çalışıyorlar. 11. sınıf buradaki atölyedeki arkadaşlarımız. Biz bu alanda zaten şu an bütün dijitalleşme olduğu için dünyada da bu bölüm bizim için çok önemli, okulumuz için çok önemli bir bölüm. Bütün arkadaşlarımızdan talep gören bir bölüm. Şu an 11. sınıfta özellikle kurumsal kimlik çalışmaları yapıyoruz. Dışarıya da iş yapabiliyoruz. Yani sipariş olarak atölyemiz çalışabiliyor. Kurumsal kimlik, afiş, takvim, bu tarz tasarımların hepsini yapabiliyoruz. Evet. Hocam peki şu anda görmüş olduğumuz biliyorsunuz grafik tasarım çok son zamanlar revaçta bir meslek dalı. Buradan mezun olan öğrencilerimiz nelerde iş kollarında bulabiliyorlar? Mezun olan arkadaşlarımız 12. sınıfta zaten staja gidiyorlar. Yani direkt işletmelerde çalışıyorlar ve tecrübe kazanıyorlar. Daha sonrasında matbaalar özellikle, reklam ajansları, yayın evlerinin bu dizgi yaptığımız bölümlerinde buralarda çalışabiliyorlar. İş alanları çok geniş. Alanımız grafik ve fotoğraf olduğu için isteyen arkadaşlarımız kişiyle alakalı tabii ki öğrenciyle ama fotoğrafçı ya da fotoğraf stüdyolarında da çalışabiliyor. Ama bizim önceliğimiz reklam ajansı ve matbaalarda çalışmaları. Evet. Peki buradaki arkadaşlarımız detaylandıracak olursak ne tür tasarımlar yapıyorlar hocam? Şöyle söyleyelim, 9. ve 10. sınıfta biraz el çizimiyle bu işleri öğreniyorlar. Ama 11. ve 12. sınıfta bilgisayar ağırlıklı çalışıyorlar. Özellikle vektörel çizim programlarını ve görüntü düzenleme programlarını, görüntü işleme programlarını kullanıyorlar. Şu an bütün dünyada kullanılan, özellikle uluslararası kullanılan bütün programları burada öğreniyorlar. Ama onun haricinde biz elde çalışmalarımız da oluyor. Yani kalem, kara kalem kullanarak, boya kullanarak, guaj boya, yağlı boya, gerekirse sulu boya kullanarak düzenleme, bu tarz çalışmalar da yapıyoruz. Ama bizim ağırlığımız dediğim gibi şu an bilgisayar çok ağırlıkta kullanıldığı için dünyada da bizim ağırlığımız da bilgisayar tarafına kaymış durumda. Panoya asıyoruz. O panoyu yeniledik. Böyle 2-3 ayda bir panoyu sürekli yeniliyoruz. Yaptığımız çalışmalar arasında.